Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bugünkü konuğumuz Serkan Özsoy. Serkan Özsoy'la geçmişe gideceğiz ve geçmişten anıları, hikayeleri sizlerle paylaşacağız değerli seyirciler. Serkan hoş geldin. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilersen bir Fenerbahçe PAF takımına doğru gidelim. Sen Fenerbahçe altyapısına yetişen, evet. A takıma yükselen, orada oynadıktan sonra Trabzonspor ve farklı Süper Lig kulüplerinde, evet, yıllarca oynayan, sonra PTT birincilik ve PTT birincilik. 2013-2014 mü? Evet, 2014. O zaman bıraktım futbolu. PAF takıma gidelim. Evet. Var mı böyle bizimle paylaşacağım, bizi böyle şaşırtacağım bir hikayen? Yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale Dardanel deplasmanına gittik. O zamanlar işte 17-18 yaşındayız. Çift stoper oynuyoruz. Aydın Tabak diye bir takım arkadaşım var. Pozisyon icabı işte bir tartışma oldu. Bir foul falan, hakem geldi koşarak beni atacak oyundan. Kırmızı kartı çıkarttı, görüyorum. Sen de rakibe çaktın. Ha, ben vurdum adama ama tabii karambol olunca orada vurunca kalktı. İtişme kakışma falan oldu orada. Olunca hakem tabii tam şey olamadı. Net anlayamadı pozisyonu. Geldi kartı kaldırdı, beni atacak. Hocam ben değilim dedim ya, Aydın vurdu dedim. 4 numara vurdu, ben vurmadım dedim. Öyle mi dedi, döndü Aydın'ı direkt attı oyundan. Aydın demedim ben yapmadım. Aydın yani yalvardı, hocam ben yapmadım diyor, bana bakıyor. Ben böyleyim yani. Affedersinler, ben hiçbir şey demiyorum. Çocuk oyundan atıldı. Sonra işte bir hafta sonra oynamadı falan. Yani çocuk kariyeriyle oynadık belki de yani. Hiç mi oynamadı? Sonra işte onun yerine işte bir Murat diye, bir Rizeli Murat diye bir arkadaşımız vardı. O oynamaya başladı. Tutturdu. Onunla devam ettik. Peki sonra bu Aydın'la senin arandaki diyalog nasıl ilerledi? Yani bir süre sonra koptuk. Aydın da ikinciliklerde, üçüncüliklerde oynadı. Sonra o da futbolu bıraktı yani. Belki de çocuğun hayatıyla oynadık ama böyle bir enstantane çok küçük. O zaman seslerim hakkını helal etsin. Ha, hakkını helal et. Aydın Tabak. İlk Lazzaroni zamanında çıktın A takıma değil mi? Evet. Payer'e gitti, Lazzaroni geldi. Evet. Sen de altyapıdan A takıma yükseldin. Var mı böyle Lazzaroni o dönemden böyle aklında kalan bir hikaye? Lazzaroni'de Payer'e gibi tandem oynatan, sürekli pas yapan bir... Yani, Lazzaroni bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük hocalardan bir tanesiydi. Beni çok küçük yaşta aldı, her antrenman sonrası beni özel çalıştırırdı, yardımcıları. Ama işte benim kısmetim nedir? Ben geldikten birkaç hafta sonra gitti. Lazzaroni gitti. Evet. Sonra Löw döneminde oynamaya başladım ben daha önce. Löw zamanında, evet, öyle. Löw'ü nasıl anlatırsın? Joachim Löw. Yani Löw bence çok büyük hocaydı. Burada biraz basınla anlaşamadı. Bayağı puan olarak da öndeydik. Löw benim eşim sizden daha iyi futbolu biliyor dedi basına. Açıklama yaptı sağ kenarında Fenerbahçe basınına. Ondan sonra tabii ağzıyla kuş da tutsa faydalanmadı. Bütün basın Löw'ün üstüne oynadı ve ayrıldı. Ama Löw sezonu Fenerbahçe inanılmaz iyi futbol oynamıştı. Evet, çok iyi oynuyordu. Çok tempolu. Ben de onun döneminde zaten oynamaya başladım. İlk senemde 17 maç oynadım. Yani altyapıdan çıkıp 17 maç oynamışım. Yani çok iyi gidiyordu her şey. Löw gerçekten bence zaten bunu kanıtladı. Dünyanın en büyük hocalarından bir tanesi. Dünya kupaları olsun, Avrupa şampiyonları olsun. Zaten bunu kanıtlamış bir hoca. Bence Türkiye'ye gelmiş büyük hocalardan da. Sana kattığı şeyler var mıydı? Seninle konuşur muydu? Neler söylerdi? Var mı böyle bir hatırladığın hikaye? Aslında Löw'ün yardımcısı İsmail Kartal'dı. Benim PAF takımdan hocamdı. Evet. Onu direkt hoca yaptıkları için İsmail Kartal da beni çok iyi biliyordu. Kendisine buradan çok selamlar. Profesyonel yapan hocadır beni İsmail Kartal. Yardımcısı olduğu için benim de huyumu suyumu, sahadaki dik duruşumu da çok iyi bilirdi. Hep Löw'le konuşurdu. Yani Allah razı olsun, Löw de her maçtan önce beni odasına çağırırdı. İşte stres yapma, heyecanlanma, sen işte çok iyi yerlere geleceksin diye. Hep bana destek olurdu. Sağ olsun, onun sayesinde Fenerbahçe formasıyla başladık orada. Löw gittikten sonra? Löw gittikten sonra Zeman geldi. Zenedik Zeman. Zenedik. O 4-3'ü oynatıyordu. Evet, takım ona çok fazla adapte olamadı. O enteresan bir adamdı. Herkes sakatlandı. Yani kiminin arka adalesi koptu, kiminin üst adalesi koptu. Yani o zamana kadar böyle tempolu antrenmanlar zaten yapmamışız biz. Bir anda yüklenince herkes gitti. Herkes patladı yani, ne bileyim. Oyuncu yoktu mesela sol bek oynayacak. Ben sol bek bile oynadım Fenerbahçe takımda. Van deplasmanına gittik, sağ bek oynadım. Yani bir stoperin sağ bekte ne işi var? Stoper sağ beke göre biraz daha ağırdır. Yani oyuncu kalmadı açıkçası. Yani çok enteresan bir dönemdi. Zaten çok fazla da sürmedi. Sezon sonu hemen gönderdiler onu. Sonra Rıdvan Hoca geldi. Rıdvan Hoca döneminde de iyi gidiyordu her şey. Rıdvan Hoca'dan bir ana anlatayım. Antrenman yapıyoruz. O zaman Engin abi, Engin İpek oldu da bizde Rüştü abiyle beraber iki kaleciden bir tanesi. Rıdvan Hoca da Engin abiden ufak.
Antrenmana başladık işte Rıdvan Hoca dedi, Engin abi dedi 3 tane 15'te başlayalım dedi. Birinci 15 dakikayı koştuk, ikinciyi koşacağız. Engin dedi ki ya Rıdvan ne yapıyorsun dedi, ne koşusu dedi ya. Dağıt yelekleri de bir baktığımızda tamam abi dedi. Direkt antrenmanın yarıda kesti, yelekleri dağıttı ve öyle tatlısına antrenman maçı oynamaya başlamıştık. Senin bir de lisede miydin o zaman? Bir sınavı mı vardı? Erdoğan Hoca zamanında liselere giriş, liselere sınavı vardı. Ben de bu sınava girmem lazım. Bir taraftan annem babam oku diyor. Ha, ben sevmem okumayı hiç ama baskı yiyorum buradan oku diye. Bir yandan hani hayallerimiz var öyle bir camiye. Bir, hani 15 gün önce televizyonda kahvede izlediğimiz oyuncularla birlikte antrenman tabii yapıyorsun. Yani hayalim var. İşte bana da Rıdvan Hoca dedi ki sen dedi bu sınava girmeyeceksin. Seni de Trabzon deplasmanında oynatacağım. Ben dedim hocam bak ailem çok baskı yapıyor. Sınava girmem. Hayır dedi oynayacaksın sen bu hafta. Tamam dedik. O zamanlar kadro 16 kişi. 20 kişi buradan Trabzon'a uçtuk. Ben tabii gece 10-10.30 olmuş erken yatıyorum falan sabah. Oynayacaksın ilk 11'de. Tabii Trabzonspor maçı oynayacağım. Sözü de almışsın Rıdvan Hoca'dan. Nasıl olsa sınava da girmemişim. Garanti oynayacağım diye bekliyorum. Soyunma odasına gittik. İlk 16 açıklandı. Yani açıklanacak. Ben hala oynayacağım diye bekliyorum işte soyunma odasında işte suyumu içiyorum, muzumu yiyorum falan heyecanla büyüdüm. Kadro bir açıklandı ilk 16'da yokum ben. Giydim anıra çıktım tribüne maçı izlemeye. Tabii maçı izlemeye. Sınavdan da oldum maçtan da oldum. Hepsinden olduk. Otto Barış hikayesi var mesela. Otto Barış'ı hatırlarsınız olayla bir maç taş attılar. Taş attılar. Beline evet. Geldi beline falan. Beline geldi yere yığıldı. Tamamen numara yani orada takımı tabii, sağdan tabii çektik soyunma odasına gittik. Hani doktorlar bakıyor bir şeyim yok diyor falan böyle tavana bakıyor. Hakem girdiği zaman bağırıyor falan soyunma odasında. Ha orada bir şeyim yoktu hakem girince bağırıyor. Hakem geldiği zaman iyi ağrıyor belim sardırdı buralarını falan böyle. Ya, inanılmaz hiçbir ya. Hiçbir şey yoktu yani çekilmemesi lazımdı. Sonra ceza aldınız zaten. Tabii ceza aldı aynen. Çekilmememiz lazımdı ama hani taş ona da çarpsa bile ben gördük zaten. Mustafa Doğan gördü, ben gördüm. Çok küçük, minimal bir taş. Bu her yerde yapılan, atılan bir şeydi yani. Allah Allah. Bence yapılmaması gerekirdi. Evet, enteresan. Uçe. Yani Uçe gerçekten bu ülkeye gelmiş en büyük stoperlerden. Kendini kanıtlamış bir oyuncu. Uçe'yle şöyle bir anım var. Uçe'nin garajında 4 tane, 5 tane araba var. Araba sürmesini bilmiyor. Ben Paşabahçe'de oturuyorum. Beni arıyor. Kardeşim gel beni al. Sanki bende araba var gel beni al diyor. Ben buradan 3 vesait otobüse Kartal tarafına gidiyorum. Dragos'ta oturuyor. Dragos'a gidiyorum. Uçe iniyor kapının önüne. Garajı açıyor. Hangisiyle gidelim diyor. Birini seçiyoruz. Antrenmana gidiyoruz. Antrenman dönüşü tekrar eve Uçe'yi bırakıyorum. Arabayı da bırakıyorum. Sonra E5'e çıkıyor. Yok. E5'e çık Tuzla İçmeler otobüsüyle kalacak. İnanılmaz. Mükemmel hikaye. Ziya Doğan. Ya Ziya Doğan Türk futbolunun nasıl diyeyim böyle karakter olarak düzgün ama en komik hocalarından bir tanesi bence. Ziya Doğan'la anılar anlatmakla bitmiyor. Gece 3'lerde odalara girmesi mi? Ne yapıyor gece 3'te oda mı basıyor? Ya çok atıyorum çok önemli bir maçımız var o hafta. Gece 1'den sonra Ziya Doğan tesisin etrafında gezmeye başlıyor. Kimin odası yanıyor? Işığı yanıyor. Işığı yanan odaya tekme tokat giriyor. Bilgisayarla mı ilgileniyorsun? Hemen bilgisayarı alır, telefonu alır, götürür aşağı, yatıp uyuyacaksın yani. Hani bakar uyumamışsa da çok geçse de saat 3'ü 4'ü bulduysa ertesi gün oynatmaz. Yani, abi öyle bir Ziya Doğan uyu var. Terlik şeyi vardır mesela, tiki vardır. Ziya Doğan soyunma odasında karelerin içine çizgiye basmadan yürür. O yürüdüğü zaman biz arkasından terlik bırakıyorduk. Tekrar dönüyordu terliği görünce kim attı bunu falan yapıyordu. Böyle terliği kenara atıyordu falan böyle. Enteresan kravatta normalde bize bağıracak soyunma odasına girip kravatı yumuşatmak istiyor böyle. Sinirli o ara. Kendini sıkıyordu falan burada damarlar falan çıkıyor patlatacak. Ziya'dan çok düzgün karakterli bir insanlardan bir tanesi. Hatta bir keresinde Diyarbakır deplasmanına gittik. Soyunma odası yani bildiğin 30 santim su var soyunma odasında. Aşırı da yağmur yağıyor. O arada işte 12'lik litrelik sular soyunma odasında yerde duruyor. 2-0 mağlup girmişiz. Bir sinirle girdi. Suları da suyun yarısı görünüyor. Küçük sulardan zannetti. Tekmeyi bir vurdu. Sularda dolu bu düştü suyun içine. Sırılsıklam oldu kalktı falan. Biz tabii çaktırmadan gülmeye çalışıyoruz. Sonra sahaya çıktık. 15 dakika oldu kenardan kimse bağırmıyor. Ya baktık Ziya Doğan ayağını buz sarmış. Kenardan yürüyerek geliyor kulübeye oturmaya. Çok komik. O da üşümüştür de donmuştur da yani. Üstünü falan değiştirdi. Eşofman giydi tabii. Ya, çok enteresan. Var mı başka Ziya Doğan'dan böyle? Ya, Ziya Hoca dediğim gibi. Yani Ziya Doğan mesela çift kale maç yapıldığı zaman ilk önce yeleği kendisi giyer. Yani atıyorum ilk 11 oyuncuların içine girer. Takımın oyuncusuna der ki sen git
koşu yap yani. O mu oynayacak, sen mi oynayacaksın yani? Sen git koşu yap der. Mesela koşturur onu, kendi yelek giyer. Her topu ister. Onu attığın zaman da en iyi boşa ben çıkıyorum. En iyi ben şut çekiyorum. En iyi orta ben yapıyorum falan böyle. Hep anlatır sanki yarın Ziya Hoca kendisi oynayacak. Mustafa Denizli. Mustafa Hoca düzgün hoca. Mustafa Hoca zamanında şöyle anlatayım. Bir derbi maçı kazanmıştık. Prim dağıtılmıştı bir hafta önce. Mustafa Hoca çok fazla benim odama girmiyordu. Biz Yusuf Şimşek'le beraber kalıyorduk. İşte büyük abilerim diyeyim isim vermeden. Benim odada kağıt oynanıyor. Şimdi abilerimden bir tanesi, biz de küçüğüz tabii, 18-19 yaşındayız o zaman. Kardeşim bir çay getir, ben çay almaya gidiyorum. Kardeşim bir su getir, su almaya gidiyorum. Kardeşim hoca geliyor mu bir baksana, yani erkete gibi hissettim kendimi bir anda. Ben çıktım kapının önüne, bir anda dedim ki hoca geliyor. Bunlar tabii orada bütün parayı, marayı, her şeyi bırakıp camdan atlayıp biri mutfaktan girdi, biri odasına gitmiş. Biri işte çayla geliyor, biri tatlıyla geliyor. Ne oldu falan. O ara tabii bunlar gidince ben hemen masanın üstünden paranın üçte birini aldım. Cebe koydum. O geldiler, hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiler. Evet, hiç haberleri yok. Haberleri yok. Hiç ellemeden paraya devam ettiler. Sen de parayı koydun cebe. Haftalık açtığımı aldım. Haftalık 19 yaşındasın o zaman. Aynen, çok küçüğüz o zaman. O zaman da takımlı abiler herhalde. Uçeler, Rüştüler, Engin İpekoğlu, Yusuf Şimşekler, o gün temsilcilerle Abdullah Ercanlar. Aynen. O zaman çok papaz bir takımdı. Yani. Papaz bir takımdı. Belli oldu. Belli oldu olayın rengi. Aynen. Alişan. Alişan Başkan'la bir anım şöyle, birincisi beni tabii altyapıdan alıp profesyonel yaptı, Allah razı olsun ondan. İkincisi bir dönem 20-45 olayları evet. Vardı bilirsiniz. Gitti, başkanlığı bıraktı. Az Yıldırım geldi. O gün de Galatasaray maçına denk gelmişti. Aynen. Ve 2-2 berabere 2-2 kaldınız. 2-2 Samiyen'de. Samiyen'de. Boliç attı. Boliç de yanlış hatırlamıyorsun Büyük Saffet. Evet, Boliç attı. Boliç de 87'de falan attı. Böyle dönem evet, son dakika attı. Son dakika attı. Maç bitti, işte Alişan'ın evine gittik. Bütün takım olarak. Tabii orada 20-45'ten dolayı tabii atışmalar var iki kulüp arasında falan. Ali Başkan şampanyalar falan açtı. Bütün takım orada tezahüratlar falan yaptık. Bu o dönemin televolelerine falan da konu tabii, olmuştu Baskan zaten. Baskan saat kaç, Okoça başkan saat kaç. Okoça başkan saat kaç çözüyordu. Evet, Okoça'nın var mı hikayesi? Çok büyük futbolcuydu C.J. Okoça. Ya Okoç'a şöyle anlatayım. Yurt dışından gurbetçi oyuncular gelir ya sezon başları denenmek için. Mesela Müjdat diye bir oyuncu gelmişti o dönem bize Fenerbahçe'ye, Almanya'dan. Okoç ile aynı bölgede oynuyor. Şimdi iki takım çift kale yapıyoruz. Okoç'un karşısında Müjdat var. Ya Okoç'u topu bir alıyor, iki harekette bayıltıp gidiyor. Alıyor, bayıltıp gidiyor. Hoca akşam dedi ki Müjdat sen dedi geri dön. Bir şey yapamıyorsun dedi. Direkt gönder. Ya Okoç olduğu dönem çok enteresandı yani. Okoç'a zaten çok iyi. Ertesi sene galiba 20 milyona Paris Saint-Germain'e gitti. Paris Saint-Germain'e gitti, sonra Frankfurt'ta falan oynadı. Çok büyük oyuncuydu o ya. Çok büyük oyunculuk. Evet. Frankfurt, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Bolton Wanderers. Yeah, İngiltere'de de oynadı. Evet, evet, öyle enteresan bir. Sizin bir de Fenerbahçe uçak hikayeniz varmış. Uçak hikayemiz şöyle. Gençler Birliği'ni yıllarca yenemedik. Gençler Birliği deplasmanına gidiyoruz. Bindik uçağa. Bu yanlış hatırlamıyorsun. Tabii ben kaptanın söylemlerine göre söylüyorum. Bolu Dağı'nın üzerlerindeyiz. Bir anda böyle bir uçak silkelenmeye başladı ve 900 metre aşağı düştük. Tabii bu servis arabaları falan, çaylar, sular, kemeri bağlı olmayanlar falan uçakta. Ha, düştüler, tavana vurdular tabii falan. Tabii vurdular, yerle bir olduk. Biz düştük diye herkes dua ediyor falan. Neyse indik aşağıya bir şekilde. Kaptan zaten açıklama yaptı. Küçük uçak olsaydı Bolu Dağı'na çakılacaktık arkadaşlar falan. Çok büyük geçmiş olsun falan diye. İndik. O arada 7-8 senedir yine Gençler Birliği'ni yenemiyoruz. Çıktık ertesi gün Gençler Birliği maçı oynayacağız ama kimsenin aklında maç yok. Bir gün önce ölümden dönmüşün. Herkes stresli çünkü akşam Gençler Birliği maçından sonra geri dönüş var yine uçakla. Tabii uçağı düşünüyorsunuz siz. Tabii uçağı da maç oynuyoruz, havaya bakıyoruz falan, uçak geçiyor havaya bakıyoruz falan. Böyle bir panik oldu herkes. Gençler Birliği bizi 3-1 yendi. Sonra havaalanına gittik Rıdvan Hoca zamanı. Uçağa bindik. Uçağa kadar da o zamanlar PAF takım, A takım birlikte gidiyoruz ya. Uçağa da bindik, oturuyoruz. İşte anons yapıyor. Hostes arkadaş işte kemeri şöyle bağla bilmem ne anlatıyor falan. Kaptan bir anda anons yaptı. Panik yapmayın dedi. Çıkış kapılarını açıyoruz. Uçakta bomba ihbarı var. Allah Allah. Bir gün sonra. Çok enteresan. Bir gün sonra, bir gün önce düşüyorduk. Gençler Birliği'ne yenildik. Bomba ihbarı aldık uçakta. Rıdvan Hoca uçaktan indi. Havaalanına girdik. Hemen dedi araya metro turizmi dedi. PAF takımı da koyun uçağa gitsin dedi. PAF takımı uçakla gönderdik. Biz orada o gece otobüste İstanbul'a geri döndük. Evet. Bolu Spor'da bir hikayem varmış. Ya Bolu Spor'a ben Diyarbakır Spor'dan geldim. Aslında Diyarbakır'da çok mutluydum. Eşimle orada tanıştık. Orada düğün yaptık.
Hani Diyarbakır'ın yeri bende çok ayrıdır. Çok severim Diyarbakır'ı. Bolu Spor'a geldik. Nasıl anlatayım? Şöyle ince bir sakal bırakırdım ve eşimde ne diye bir küpem vardı. Küpe takardım. Daha ilk antrenmanda. Şimdi sen hoca olsan takımını toplasa ilk antrenmanda ne dersin? İlk antrenman. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni bir sezona başlıyoruz. Hep beraber güzel bir ekip ruhu oluşturacağız. Bu söylenir değil mi? Arkadaş ismi lazım değil. Arkadaş takımı topladı. Arkadaşlar hemen dedi 2 tane 15'te başlıyoruz dedi. Serkan sen kal dedi. Ben de efendim hocam ben hayırlı olsun falan diyecek zannettim. Efendim hocam dedim. Kulağım elledi. Burası dedi biraz kolej takımı dedi. Bu küpeyi ve dedi bu sakalı ben dedi istemiyorum. Keseceksin dedi. Ben dedim ben profesyonel futbolcuyum hocam. Benim saçımı sakalımı sen bir şey diyemezsin. Karşamaz. Hani burada ben hani saygısızlık da yapmıyorum. Kimseye örnek de olmuyorum. Beni kimse örnek almasın yani saçımla sakalımla ona bakarsın. Yok dedi bunu dedi keseceksin. Kesmediğin her güne dedi 25 TL ceza keserim. TL. 25 TL ceza keserim dedi. Ben o ara tabii tekrar Diyarbakır Spor'u falan geri aradım. İstiyorlar beni de onlar da gitmek istiyorum. Durmak istemiyorum Bolu'da. Sonra işte nedense İstanbul'a yakın diye bir şekilde beni ikna ettiler. İşte kulüp başkanı, ikinci başkan falan ikna ettiler. Kaldım. Sonra lig başladı. Üçüncü hafta yine Diyarbakır deplasmanına gittik. Kazandık Diyarbakır'ı yendik. Bolu'ya döndük. Döndüğümüz hafta takım prim alacak. Herkese işte yanlış hatırlamıyorsam 5000 lira mı ne prim dağıtılacak. Herkes primini aldı bana prim gelmedi. Ben de muhasebeye indim. Dedim arkadaşım benim primim niye gelmedi? Yani ben de oynadım bu maçta. Senin dedi işte küpeni ve dedi sakalını kesmediğin için her güne cezan tam bu maçın primine denk geliyor. O yüzden sana prim vermeyeceğiz dediler. Zaten ondan sonra ip iyice koptu. 2 hafta falan geçmedi. Karşılıklı yollarımızı ayırdık. Çok enteresan yani. Çok enteresan. Hatta benim o gün büyük kızım doğdu. 12 sene bak 12 yaşında bugün 12 sene oldu. Doğuma geldim ben hastaneye. Gece bir 12 gibi doğdu. Beni sabah 10'da antrenmana çağırdı. Dedim hocam yani çocuğum olmuş. Bu gece ben zaten sabaha kadar uyumayacağım. Sana bir şey veremem. Yani 2 gün 3 gün dinlenim. Yok dedi gelmiyorsan dedi göndereceğim seni buradan falan. Hani o kadar saç sakalla başlayınca iş buralara kadar geldi. Zaten Bolu camiasına da bir faydam olmadı. Zaten oynatmadı. O hocanın oldu mu sonra? Yani o hocayla 2 kere final oynadılar. Çıkamadılar. Sonra o hoca şu anda futbol camiasında da yok. Yok. Zaten hak etmiyordu futbol camiasını. Enteresan. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı son olarak aklına gelen böyle ilginç hikaye? Şu ana kadar gerçekten çok güzel hikayeler anlattın. Yani nasıl diyeyim Diyarbakır deplasmanında, yani Diyarbakır Spor'da oynarken Giresun orada deplasmanına gittik. Mesela tabii o zaman Bingöl, Karlovalardan falan geçiyoruz. Karanlık böyle 1 kilometre etrafında ışık yok. Orada takımda Diyarbakırlı çocuklar var. Burhan Eşer, Barış Ataş, işte Kaleci Kadir, Abdullah Çetin falan. Tabii böyle bir karanlık bir ortamdan geçince bir silah sesleri falan duyduk. Saklanıyoruz falan böyle. Biz yerlere yatıyoruz. Çocuklar böyle cama yaslanmışlar. Abi rahat olun falan diyor. Biz hani olur mu böyle şey? Bizler öyle insanlar değiliz falan diye bizlere destek olmuşlar. Onlar tabii alışmışlar böyle şeye. Alışık oldukları için. Evet evet. O yüzden sıkıntı yaşamadık ama tabii ama futbol hayatımın şöyle söyleyeyim. Malatya Spor 1, Diyarbakır Spor 2. Yani en verimli, en rahat, en güzel yılları. En güzel yılları. Teşekkür ederim Serkan. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi geçti. Umarız izlersin. Sen de izlerken i̇zlerim, de beğenirsin. İzlerim, izlemez miyim inşallah. Sevgili seyirciler, Serkan Öztürk'le yaptığımız röportajın sonuna geldik. Efsaneler ve Hikayeler programı gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla devam edecek. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.